Bugün insanların müptela olduğu ve Allah affetsin, ıslah etsin, müminlerin içinden de bazılarının kendisiyle müptela olduğu bilgisayar oyunlarını düşünün. Yani arabada giderken, yolda giderken bakıyorsunuz insanların elinde aletler var. Ya adam yolda yürürken oyun oynuyor yahu. Peki Allah sana bunu sorduğunda nereye kaçacaksın? Sağına gitsen orası da Allah'ın mülkü, soluna gitsen orası da Allah'ın mülkü. Önüne baksan cennet, arkana baksan cehennem. Huve rahmetun lil alemin, huve kudvetun lissalikin. Şimdi kardeşlerim şu anda bakın şöyle bir etrafınıza. Dünya boş şeylerle sarılmış, boş şeylerle dolmuştur. Yani insanları Allah'tan alıkoymak isteyen kafirler, insanları oyalamak, yaratıldıkları gayeyi insanlara unutturmak için ne kadar boş mesele varsa insanların hayatına bunları yığmışlardır. Mesela size soruyorum kardeşlerim. Bugün insanların müptela olduğu ve Allah affetsin, ıslah etsin, müminlerin içinden de bazılarının kendisiyle müptela olduğu bilgisayar oyunlarını düşünün. Yani arabada giderken, yolda giderken bakıyorsunuz insanların elinde aletler var. Ya adam yolda yürürken oyun oynuyor yahu. Köşede minibüs bekliyor, durakta minibüs bekliyor. Adam açmış telefonu, adam oyun oynuyor. Hadi o oynuyor. O zaten ahiretini yakmış, kibrit çakmış yakmış. Öyle bir derdi yok onun. Peki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir Müslüman, yarın Allah'a hesap vereceğini düşünen bir Müslüman, saniye saniye hesaba çekileceğini bilen bir Müslüman nasıl oturur saatlerce oyun oynar kardeşlerim? Size soruyorum. Nasıl oturur oyun oynar? Hadi oynadı diyelim. Nasıl felaha eren müminlerden olacak? Kurtuluşa eren müminlerden olacak? Ama şeytan ve insanların kötülükle mağlul olan nefsi boş şeylere meyyaldir. Seni boş şeylere meylettiriyor ki seni dolu şeylerden alıkoysun kardeşim. Seni boş şeylere meylettiriyor ki seni sana faydası olan dolu dolu şeylerden alıkoyabilsin. Boş şeylere meylediyor olmak Allah'ın kişiyi kendi nefsiyle baş başa bıraktığının alametlerindendir. Boş şeylerden yüz çevirip faydalı şeylerle ilgilenmek Allah'ın kuluna merhamet ettiği ve onu salih amele muvaffak kıldığının alametlerindendir. Kardeşlerim, oturup sohbet ettiğiniz meclislerinizi, oturup izlediğiniz şeyleri, oturup dinlediğiniz şeyleri, oturup okuduğunuz şeyleri bir durup düşünün. Bunlar boş şeyler midir? Allah'ın yüz çevirmemi istediği şeylerden midir? Yoksa bunlar dolu şeylerden midir diye kendinize bir sorun. Çünkü siz kendinize sormazsanız kıyamet gününde soru soranların en hayırlısı olan alemlerin Rabbi olan Allah size bunu soracak. Saat saat değil, gün gün değil, ay ay değil, yıl yıl değil, dakika dakika değil. Saniye saniye ömrünüzden sizi hesaba çekecek. Saniye saniye. Ve o gün sadece bakiyattan olan salih ameller insana fayda verecek. Allah Azze ve Celle öyle söylüyor. Vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbike. Kalıcı olan salih ameller senin Rabbinin yanında hayırlıdır. Yani Rabbin seni hesaba çekti diyelim. Saniye saniye sana sordu. Sen bu bilgisayar oyununu niye oynadın dünyada dedi. Falanca ayın çarşamba gününde 3 saat bilgisayar oyunu oynamışsın dedi. Ne cevap vereceksin? Benden duyduğun zaman bile utanıyorsun, yüzün kızarıyor. Benden duyduğun zaman bile yerin dibine girmek istiyorsun. Peki alemlerin Rabbi olan Allah sana, sen bilgisayarın başında oturup 4 saat boyunca video seyrettin. Bunların sana ne faydası oldu dediğinde nasıl cevap vereceksin? Ne diyeceksin Allah'a? Nereye kaçacaksın? Hadi burada ben sana söyledim, utandım, kapıdan kalktın, çıktın, gittin. Bu koca da insana çok dokunuyor, ben bir daha da gelmem bu derse dedin, kurtuldun. Peki Allah sana bunu sorduğunda nereye kaçacaksın? Sağına gitsen orası da Allah'ın mülkü, soluna gitsen orası da Allah'ın mülkü. Önüne baksan cennet, arkana baksan cehennem, cehennem var. Kardeşlerim, Allah bize bunu soracak. Biz kendimize sormasak bile, kendimiz için bir cevap vermesek bile, kıyamet gününde Allah'a bir cevap vermek zorundayız. Bir insan suyun üzerine kendisini bıraktığı zaman, mesela denize gittiğinde veya havuza gittiğinde, suyun üzerine kendisini bırakıverdiğinde su onu asla tabana batırmaz. Su onu yüzeyde tutar. Lakin bir insan suya daldığında çabalarsa, kendisini rahat bırakmaz da heyecan yapar, çabalamaya, gayret etmeye başlarsa
kesinlikle su onu tabana çekecektir. Zemine batıracaktır. Ve boğulmasına neden olacaktır. Dünya da böyledir. Siz dünyanın akışına kendinizi bırakırsanız, dünya size hiçbir zarar vermez. Sizi yüzeyde tutar. Lakin siz dünya için çabaladıkça, çırpındıkça dünya sizi tabana çeker. Bir bakarsınız ki dünyayı elde etmek için Rabbinizi kızdırmış olursunuz. O nedenle dünya için çok çırpınmamak lazım. Çok çabalamamak lazım. Allah'ın bize meşru kıldığı oranda, meşru kıldığı usullerle dünyadan istifade etmek lazım. Evet, Müslüman zengin olabilir. Müslüman dünya için gayret edebilir ama dünya için gayret etmesi ona dalması demek değildir. Dünyaya dalmak demek Allah'a kulluğu ihmal etmek demektir. Dünyaya dalmak demek sorumlulukları bir tarafa atıp dünya ile meşgul olmak demektir. Dünyaya dalmak demek ahireti öteleyip şu peşin olan hayatı öncelemek demektir. Bize yasaklanan budur. Aksi halde Müslüman meşru çerçevede elbette çalışıp elbette mal kazanabilir. Rabbinin yolunda hizmet etmek için mal kazanabilir. Bunda bir beis yok. Bu dünyaya dalmak değildir. Dünyaya dalma ile dünya için çalışmanın arasındaki en belirleyici çizgi Allah'a kulluğu ihmal edip etmemektir. Eğer sen Allah'a kulluğu ihmal ederek dünya kazanıyorsan sen dünyaya dalmışsın. Ama sen asla Allah'a kulluğu ihmal etmeden dünyadan bir şeyler istifade etmeye çalışıyorsan sen dünyaya dalanlardan değilsin demektir. İşte bu ince çizgiyle neyin dünyaya dalmak, neyin ise dünyadan istifade etmek olduğunu ayırabilirsin. Evet kardeşlerim, dünya hayatını Rabbimiz suya benzetti. İnanın su ile dünya hayatının arasında çok büyük benzer yönler var. Ben burada birkaç tanesini anlattım. İnanın siz düşünürseniz çok daha güzel benzer yönler bulabilirsiniz. Gelin siz de dünya ile su arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Bunu tefekkür ederek bu videonun altına yorumlarda ekleyin. Ve bu şekilde Rabbimizin bir ayetini anlamış ve idrak etmiş olalım. Allah bizi hakkıyla kendisine kulluk eden, hakkıyla kitabını tedebbür eden ve dünya hayatına bizden istediği kadar değer veren salih, muhlis, muttaki kullarından eylesin. Allah hepimizi bu kitap ile izzetlendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.